Herkese merhaba. Ben Gülpem Beyyakın. Zeka testlerinin yapılmasına ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Bununla ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Doğru kullanıldığında, testin sonuçları doğru değerlendirildiğinde zeka testlerinin yapılması gerektiği düşüncesindeyim ben. Çünkü zeka testleri bize yapılan kişinin matematiksel mantıksal zekası veya sözel zekası hakkında bilgi veriyor. Bir kişi üstün zekalı bile olsa, dahi bile olsa her alanda üstün özelliklere sahip olmuyor. Bir alanı pik yapmışken, yani çok yüksek zirvelerdeyken diğer alanı daha düşük puanlarda olabiliyor. Diyelim 140 zeka puanına sahip birisinin matematiksel mantıksal zekası oralardayken, sayısal zekası, sözel zekası 100 puan civarında olabiliyor. Bu da o kişide dengesizlik oluşturuyor. Bir alanı çok iyi olurken diğer alanında eksiklik olduğu için ya da çocuk kendinde o eksikliği fark ettiği için kendini bazı alanlarda geri çekmeye başlıyor. O geri çektiği alanların sonucunda da bu diğer yüksek olan zeka puanının olduğu alana da yansıyor. Oralarda da geri çekilmeler başlıyor. O yüzden olumsuzluklar yaratabilir. Bir kişinin sözel zekası da çok iyi puanlarda olabilir. Çok iyi yazılar yazabilir. Kendisini çok iyi ifade edebilir. Ama sayısal zekasında düşüklükler olduğunu fark ettiğinde özgüveni sarsılabilir. Yapılan testin sonucunda kişideki eksik olan veya fazla olan fark edildiğinde eksik olan alanla ilgili çeşitli çalışmalar yaparak o alanının geliştirilmesi sağlanmaya çalışılır. Bir kişinin sayısal zekası yukarıda, sözel zekası daha aşağıdaysa sözel etkinlikler yaparak onunla ilgili gelişme sağlanmaya çalışılır. Zeka testlerinin olumsuz özelliklerine gelince de bazen aileler bunu çocuklarını yarıştırmak için fırsat olarak görebiliyorlar. Başka çocuklara veya başka kişilere bunları anlatıp biliyor musun benim çocuğum üstün zekalı, benim çocuğum şöyle böyle diye anlatıyorlar. Ya da herhangi bir tartışmada senin zeka puanın kaç, benimki şu falan diye çocuklar kendisi bile bunu söylemeye başlıyor. Ya da çocuğa bunu hissettirdiklerinde çocuk ben zaten üstün zekalıyım, ben her şeyi yaparım gibi bir moda girip çalışmaktan uzaklaşabiliyor. Kişi üstün zekalı bile olsa çalışmaya devam etmesi gerekiyor, öğrenmeye devam etmesi gerekiyor. Öğrenmeden bir şeyleri yapamaz zaten. Onun için eksikliklerinin tamamlanabilmesini fark edebilmek için testlere ihtiyaç var. Kendimden örnek verebilirim. Benim sayısal yönüm daha yukarıdaydı. Daha herkesten daha önce matematiği anlardım. Anlar, yorum yapar ve arkadan soru sorardım. Ama sözel tarafım biraz daha eksikti. Kendimi ifade etmekte zorlanırdım. İyi ki ben kendi kendime bunu fark etmişim. Bizim zamanımızda zeka testleri yoktu. Yapamadığım alanla ilgili ben kendimi geliştirmek için çok uğraştım. Ortaya çıkmıyorsam çıkmaya çalıştım. Konuşmaktan kaçınıyorsam konuşmaya çalıştım. Sunum yapmaktan kaçınıyorsam sunumlar yaptım. Herhangi bir yere bir şeyi söylemeye utanıyorsam gidip onu söyledim. O yüzden kendimi zorlaya zorlaya geliştirmiş oldum. Kendi kendime bunu fark edip geliştirdim. Diğer türlü belki o özelliklerimin kendimdeki olumsuz özellikleri fark ettiğim için kendim geri de çekebilirdim. Belki geri çekmedim, ben onun üzerine gittim. O yüzden zeka testlerinin yapılmaya ihtiyacı var bence.